Selçuklu'nun payitahtı Konya'dan iyi geceler diliyorum değerli seyircilerimiz. Bir kez daha KON TV ekranlarında beraberiz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Bugün bölgemizi konuşacağız, Konya'mızı konuşacağız. Konya Ticaret Odası Başkanı ve Karatay Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı Sayın Selçuk Öztürk. Azizim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi geceler diliyorum tüm izleyicilere. Eyvallah. Gecenin bu vaktinde... Hayır gecenin bu vakti ama bizim bir seyirci kitlemiz var sağ olsunlar. Tamam, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Tabii Selçuk Bey çok yoğunsunuz. Estağfurullah. Tabii ben bunu yoğunluk derken samimiyetle de bir şey söylemek istiyorum. Ben bunu zaman zaman dile getiririm. Konya'da bazen sivil toplum kuruluşlarında oralarda yönetici alarak güç alanlar var. Olabilir. Eyvallah. Ama siz... Buraya ticaret adamı değilim ama bir akademisyen gözüyle gördüğüm kadarıyla kesinlikle buraya bir şeyler veriyorsunuz. Bir şeyler değil, çok şey veriyorsunuz. Sanırım bu gençliğinizin ve dinamikliğinizin eseri. Bu yüzden bir Konyalı olarak size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Onu hassaten belirtmek istiyorum. Şimdi program öncesinde şöyle sorulara baktık. Acaba dedik kaç tanesini konuşuruz? Yarısı aslında, olursa iyi. Evet çok başarılı. Ama bir söz alayım. Baharda tabii, bir daha inşallah, yapalım inşallah. Çünkü o zamana kadar mesafede almış tabii. oluruz. Şartlar öncelikle. Ama sıcağı sıcağına şu yerli otomobili bir konuşalım. Tamam. Çünkü hem bizim Selçuk Üniversitesi de bu konuda bir takım girişimleri var. Siz sahadasınız. Yerli otomobil Konya'ya gelecek. Şimdi tabii yerli ve milli otomobil Konya'ya gelecek aslında... Belki olayı niye yerli ve milli bir otomobil diye başlamak gerekiyor. Şimdi Türkiye 2023'e yönelik bir vizyon koydu. Dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisine girmek. Bu 2023'te olacak, 2025, 2030. Yani, ama önemli olan siz de çok iyi bilirsiniz ki önce bir hedef koyarsınız. Daha sonra o hedefe ulaşabilmek için neler yapacağınızı, altlıklarını oluşturursunuz. Türkiye'nin koyduğu bu hedefe ulaşabilmesi için yapması gereken işlerden bir tanesi de kendi markasını, kendi yerli ve milli bir markasıyla otomobil üretebilmesiydi. Çünkü mevcut dünyadaki 10 büyük ekonominin 10'unun da kendine ait bir yerli markası var. Evet. Bu aslında Türkiye bu otomobil denemesini en güzel yakalayacağı tarih olan 1950'lerin sonunda 60'ların başında Devrim Otomobili adıyla bir proje geliştirdi. Çok da başarılı bir proje bence. Onun gerçekten birçok kitabını okuduğum, görüşmeler yaptım. Çok başarılı bir proje. Biliyorsunuz iki tane prototipini ürettik biz o zaman Devrim Otomobillerinin. Hatta o iki tane ürettiğimiz prototip Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Hipodromu'nda bir şey de yapacaktı normalde. Tur atacaktı. Eskişehir'de üretilen bu otomobiller trenle Ankara'ya taşındı. Daha sonra aslında program gayet basit. Ankara'da gardan arabalar çıkacak. Bir benzin istasyonu var. Orada benzin yüklemesi yapılacak ve hipodromda bir gezi yapılacak. Ancak sebep nedir tam bilinmiyor. Bence sabotaj. Yani bana da öyle geliyor ama hani benzin alınmıyor. Benzin alınmadığı için arabalardan bir tanesi hemen hipodromun girişinde kalıyor. Bir diğeri de hipodromda çok kısa bir mesafe sonra kalıyor. Tabii kamuoyunda çok büyük bir hayal kırıklığı. Düşünün 1960 yılında herkes hipodromda Türkiye'nin kendi otomobilini görmeye gelmiş. Ama ilginç olan şu. Sonuçta bu deneme yapılmış. Daha sonra Devrim Otomobil'in projesini yapan mühendis grubunun hükümetten talebi 20.000 TL bütçeye konulup bu 20.000 TL'nin verilmesi ve projenin devam ettirilmesi. O günkü hükümet kaynak yetersizliği adı altında bu 20.000 TL'yi vermiyor. Evet. Ama aynı sene biz Atnes'in ıslahına 21-22 bin TL gibi bir bütçe ayırıyoruz. Aslında burada bir kaçırdığımız bir yer bu. Daha sonra malumunuz 2010 yılından sonra Cumhurbaşkanımızın ısrarla bir yerli markalı otomobil talebini sürekli gündeme getirdi. Bunu birçok ortamda gündeme getirdi. Bir türlü mesafe alınamadı. Hatta bir ara işte TÜBİTAK bu işin aktif içerisine girdi. Bir prototip anlaşmalar vesaireler de yapıldı. Daha sonra bu konu bir Odalar ve Borsalar Birliği Kongresi'nde tekrar gündeme geldi ve bir görevlendirme oldu. İlk defa aslında yerli ve milli otomobil işi rayına girmeye başladı. Yani bunu ciddi ciddi oturup yapıyordu. Konuşuyoruz değil mi? Toplantılarda falan. Konuşulduğu için. Söyleyeyim. Şu anda bence birinci adım da geçildi yani. Şu anda bu yerli otomobilimizi üretecek olan 5 tane firmanın bir
iyi niyet protokolünü imzaladı. Şimdiki evet. aşama ne? Bunlar bir şirket kuracaklar, prototip üretimi yapacaklar, daha sonra bunu yatırıma geçirecekler. Ve doğru bir modele doğru gidiyor. Yani doğru model derken hem özel sektör yapacak, kamu destekleyecek ve beraberinde teknolojik anlamda da tamamen elektrikli otomobil üzerinde şu anda iş yürüyor ki aslında biz elektrikli otomobil devrimini belki de bu şekilde yakalamış olacağız. Türkiye için, yani bizler için, hepimiz için birinci öncelik bizim yerli ve milli markalı bir otomobilimizin olması. Biz bir kere ilk görevimiz o. Yani hepimizin asıl konsantre olması gereken konu o. Bir, o konuda biz tam destek olmalıyız. İki, bir Konya Çalışma Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Konyalı olarak elbette bu yatırım neticede bu Türkiye'de yapılacaksa ben diyorum ki benim vilayetime yapılmalı. Tamam, benim vilayetime yapılmalı ama niye sorusuna da bir cevap oluşturmalıyız biz. Yani hamasi konuşamazsın yani çıktım. Ya ben istiyorum, ben istiyorum. İstemeyi hakkımız olmalı. Yani. Evet. Şimdi bu konuda biz şöyle çalışmalar yaptık. 2015 yılında yani bu Cumhurbaşkanımızın artık Türkiye'deki özel sektöre otomobil yapın presi artmaya başlayınca evet. dedik yani bu yapılacak gibi yani şu anda iş sanki bir şeyler oluyor. Biz bir çalışma yapalım. Nitekim o günkü valimizin başkanlığında bir toplantıda Mevlana Kalkınma Ajansı, KOP, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa olarak bir toplantı yaptık. Ve dedik ki yani bu konuyu biz işte istiyoruz demek de olmaz, bir çalışma yapalım. Bizim kendi profesyonel çalışan arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir ekip bir fizibilite hazırladı. Daha sonra bu fizibiliteyi aldığımızda gerçekten hani biz tabii bazı şeyleri genel bilgi ve tecrübe olarak aktardığımız şeylerin bir verilerle karşılığını görünce tabii. gördük. Ama şimdi bu bizim hazırladığımız bir şey, hani bunu takdim edeceksiniz, uluslararası arenadaki firmalara vereceksiniz. Elbette. Yani ne olur ne olmaz dedik. O zaman daha profesyonel yurt dışındaki bir firmaya Mevlana Kalkınma Ajansı, işte Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa olarak bir fizibilite hazırlattık. Çok profesyonel bir fizibilitemiz var. Şimdi Konya bütün noktalarda bir avantajı var. Yani avantajları ne? Deprem riskinin dışında 4 tane üniversitemiz var. Yani mühendislik fakültesi var elimizde. Tabii. 4 üniversitede 5-6 mühendislik fakültesi var. Teknoloji fakültelerini de sayarsanız. Otomotiv yedek parça sektöründe çok güçlüyüz. Metal işlemeyi çok iyi biliyoruz. Döküm dökmeyi çok iyi biliyoruz. Bunlar da Türkiye çapında evet. rakamlara sahibiz. Birçok avantajımız var. Peki bunun yanında bunların aynısı diğer illerde de var ama. Yani orada da otomotiv yedek parça var. İşte orada bütün bunlar var. Hatta onlar diyorlar ki üstüne bizde mevcut araba fabrikalarımız da var. Çünkü herkes istiyor bunu. Tamam, doğru. Ama onlar da olmayıp bizde olan avantajlar var. Biz bunu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ne bunlar? Bunlardan bir tanesi şu. Bizim deprem bölgesi kuşağının dışındayız. Bir. Yani bugün Marmara bölgesi dediğimiz deprem kuşağının içinde. Evet. İki, bizim elimizde tarıma elverişli olmayan sanayi arazisi olabilecek sonsuz bir... Çok büyük bir arazi stoğumuz var. Çok geniş bir Konya'mız Halbuki var. Halbuki bugün siz Marmara bölgesinde bir otomobil fabrikası arazisi için mevcut bir yer yoksa kesinlikle bir tarım arazisini sanayi arazisine dönüştürmek zorundasınız veya ormandan dönüştürmek zorundasınız. Yani bu işte bizim elimizdeki imkan. Şimdi bir imkan daha var. Şimdi Türkiye 2023 yılında 25 bin dolar milli gelir koydu. Ondan sonra birçok hedef koydu. Şu anda Marmara bölgesi Türkiye'yi yani 25 bin dolar gayri safi milli hasıla demeniz yıllık 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla üretmeniz demek. Şu andaki Marmara bu sıkışıklığıyla artık bunu yapamaz. Kesinlikle Marmara bölgesindeki sanayinin ve ekonominin Anadolu'ya yayılması gerekiyor. İşte bu Marmara'daki sanayinin Anadolu'ya yayılması ki bu hükümet programlarında var en tetikleyici unsur olacaktır diye düşünüyoruz. Bir konu daha var. Şimdi bizim bir problemimiz de Türkiye'de Batı ile Doğu arasındaki refah farkı. Bu refah farkı birçok sosyal problemi beraberinde getiriyor. Göçü getiriyor, işte gece kondulaşmayı getiriyor, gettolaşmayı getiriyor, ahlaki sıkıntıları getiriyor. Şehrin, o büyük şehirlerin belli bölgelerinde çöküntü araziler oluşturuyor. Birçok olumsuzluğu var. Şimdi siz Doğu ve Güney Anadolu bölgesini gerçekten refah anlamında Batı'ya yaklaştırmak istiyorsanız önce Orta Anadolu'yu kalkındırmak zorundasınız. Doğru. Yoksa tabii. Batı'daki refah Orta Anadolu'yu atlayıp Doğu Anadolu'ya ve Güneydoğu Anadolu bölgesine geçmeyecektir yani. Bu dünyadaki ülkeler için de. O zaman tabii. yine Orta Anadolu diyorsak bizim avantajımız var. Şimdi bütün bunları koyduğumuzda gerçekten bir Konyalı olarak bir Konya Çalışma Yönetim Kurulu Başkanı anlamında söylemiyorum.
Bu yerli ve milli otomobilin yapılması gereken doğru adres Konya diye düşünüyoruz. Peki Selçuk Bey, şimdi hep bir markadan bahsediliyor, bir otomobilden bahsediliyor. Hı hı. Şimdi bakıyorum şöyle, Amerika'da 20 otomobil markası var. Hı hı. Almanya, İngiltere'de 10'ar hı hı. tane var. Japonya'nın 12. Doğru. İsrail, pardon, İtalya ve Fransa'nın 4'er tane. Güney Kore'nin 5 tane, İsveç'in 4 tane, Rusya'nın 4 tane, Çin'in 2 tane dışarıya sattı. Şimdi Malezya, İran, İspanya, Hindistan, Romanya 1'er tane. Bu benim gördüklerim. Güzel. Doğru. Şimdi acaba biz biraz daha global düşünsek, büyük düşünsek de bir marka efendim hadi Marmara'da, Konya'da olsun. Bu mümkün mü? İlk etapta çok mu zor bu? Bu ilk etapta hemen olmaz ama şöyle, biz eğer kendi yerli ve milli markamızla bir otomobili ürettiğimizde buradaki oluşan know-how, birikim, güven, çünkü otomobildeki sen de otomobil alıyorsun, ben de otomobil alıyorum. Güven unsurunu hepimiz biliyoruz. Evet. İşte Türk malı otomobilin eğer belli bir hem Türkiye'de hem uluslararası alanda siz güvenilirliğini sağladıktan sonra zaten özel sektör onun ikincisini, üçüncüsünü yapar. He. Burada zaten birincisini yapmak tamam. zor. Yani siz birincisini devlet kendisi de destekleyerek de zaten devlet onu biliyor. Yani hükümet bunu biliyor. Cumhurbaşkanımız bunu biliyor. Yani ben bir tanesini bir yaptırayım. Zaten 8-10 sene sonra, çünkü ihracatı başladığında, şimdi marka vermek istemiyorum ama işte Alman malı dediğimiz markaların hepsinin kafamızda oturttuğu bir evet. algı var. Evet. Yani işte daha pahalı, daha dayanıklı vesaire. İşte İsveç dediğinizde kafanızda oturan sağlam bir otomobil. Değil mi? Yani şimdi bu algıyı siz nasıl oturtacaksınız? Birincisiyle arkasını koşturup bunu oturttuğunuzda ikinci, üçüncü zaten gelecektir. Bir de şu var, bazıları diyor ki bizde zaten otomobil üretiliyor. Doğru, üretiliyor. Burada da elimde veriler var. Doğru. Çin'de yılda 25 milyon otomobil üretiliyor. Amerika'da 12,5 milyon. Japonya'da 9,5 milyon, Almanya'da 6 milyon, Güney Kore'de 4,5 milyon, Türkiye'de 1,5 milyon otomobil evet. üretiliyor. Yarısını yurt dışına satıyoruz. Evet. Diyorlar ki ya zaten üretiyorsunuz. Doğru. Üstelik bu dünyanın önemli markaları. Doğru. Ne gerek var diyorlar. Teknolojiniz yok. Şimdi şöyle, know-how meselesi, bilgi meselesi hocam aslında siz üniversitede. Bilgi kimdeyse, şimdi yeni dünyada patron kim? Patron bilgi. Evet. Yani bilgi kimdeyse o patron. Know-how'ınız yok. Yani siz ne yapıyorsunuz? A markalı bir firma geliyor. Uluslararası bir firma geliyor. İşte yabancı yatırımcı olarak sizin ülkenizde bir fabrika kuruyor. Çok güzel bir şey. Tamam, istihdam sağlıyor, ihracatımızı sağlıyor. Bir sürü bize avantajları var. Ama know-how'ınız yok. Patentiniz yok. Evet. Modellemesini siz evet. yapmıyorsunuz. Yani o rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi montaj sanayi değil. Montaj. Üretim. Öyle. Yani montajdır. Yani şu anda biz onu yapıyoruz. Onu yapmayalım biz. İşte değil mi? Tabii canım. Kendi markamızı. Yani tabii siz bakın montajla devam ettiğiniz sürece hiçbir zaman bilgi üretemezsiniz. Evet. Tabii. Yani bu olumsuzlamıyorum ben. Mevcut durumu olumsuzlamıyorum. Yani şu anda ondan fazla markanın Türkiye'de fabrikası var. Evet. 20 olsun, 30 olsun. Dünyadaki bütün araba firmalarının bizde fabrikası olsun. Bunun bir zararı yok. Ama bunların hiçbir tanesi size bilgi evet. anlamında kendi aracınızın ürettiğinizdeki oluşturacağınız know-how'u oluşturmaz. Peki. Şimdi Konya'da biraz daha otomobilden geçelim. Üretim ve tüketim dengesi nasıl? Siz bu yıllardır bu işin içindesiniz. Yani İstanbul'da üretiliyor, Konya'da tüketiliyor. Konya bu durumda göstergelerde nerede, gerçek hayatta nerede? Şimdi Konya Türkiye'deki ekonomik gelişimini en sağlıklı oluşturabilmiş illerden bir tanesi. Yani dışarıdan aşırı bir desteklemeyle, beslemeyle, herhangi bir siyasi gücün iteklemesiyle, zorlamasıyla olan bir şehir değil. Şimdi Türkiye'de 81 vilayet var. Ben vilayet ismi vermediler ama bazı vilayetler siyasi olarak işte desteklenir oraya, oranın siyasetçileri yatırımcı götürmeye çalışır. Ama bu süreklilik sağlamaz Ahmet Bey. Şimdi Konya başlangıcı şu. Önce bir tarım şehri. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir arazisi var. Daha sonra bu tarımı yaparken tarımdaki kullandığı makinelerin imalatına başlamış. Tarım makineleri. Şu anda Türkiye'nin tarım makineleri ihracatının yarısını yapıyoruz biz. Çok iyi durumda evet. Çok iyi. Şimdi tarım makinelerini yaparken siz neyi öğreniyorsunuz biliyor musunuz? Metal işlemeyi ve döküm dökmeyi öğreniyorsunuz. Aynı anda
kendisinin ham maddesini oluşturduğu gıda üretimine başlamış. Yani un fabrikaları kurmuş önce. Daha sonra un fabrikasını kuruyor ama daha sonra da un fabrikaları kuran fabrika kuruyor. Bütün bunlarla beraber metal işleme bu yaygınlaşıyor. Otomotiv yedek parçaya geçiyor. Timosa'nın burada çok önemli tetikleyici rolü vardır. Pek bahsedilmiyor son zamanlarda. Evet. Unutuldu. Mesela Konya'nın ihracattaki birinci sektör otomotiv yedek parça. Niye hiç diye soruyor insanlar. Ya 1970'lerde Timosan kurdu. Evet. Yani Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan Hoca'nın da çok katkısıyla, büyük bir katkısıyla. Şimdi onun da oluşturduğu aslında bir birikim var. Şimdi şehir daha sonra ihracat yapmaya başlıyor. İşte markalaşmaya Ar-Ge. Baktığımızda bugün gelinen noktada artık yani 2017 yılının sonuna geliyoruz. Konya net bir üretici şehir. Artık net bir sanayi şehri diyebiliriz. Verilerimiz çok iyi gidiyor. Yani bundan 20 sene önce, 15 sene önce, 10 sene önce hani İstanbul'da üretiliyor, bize tüketiliyor. Artık onlar bitiyor. Biz kendimiz üretiyoruz. Kendimiz satıyoruz. Yani şu anda ihracatımız çok çok iyi gidiyor. İhracat daha fazla yapmalıyız. Daha fazla marka oluşturmalıyız. Daha fazla Ar-Ge oluşturmalıyız. Yani eksiklerimiz var ama evet. Genel gidişat anlamında çok pozitif. Eyvallah. Arkadaşlarım işaret ediyor. Bir reklam arası evet. Vereceğiz. Kısa bir aradan sonra Selçuk Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar merhaba değerli seyircilerimiz. Konya Ticaret Odası Başkanı ve Karatay Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı Sayın Selçuk Öztürk ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi azizim bu enerjide dışa bağımlılıktan ne zaman kurtulacağız? En büyük sıkıntımız evet. O. Tabii Türkiye'nin yakın geçmişteki en büyük problem, yakın geçmiş derken 40-50 yılı kastederek söylüyorum. En ciddi problemimiz. Hatta 1980'den önce hatırlarız. Evet. Kuyrukların vesairelerin olduğu veyahut da Türkiye'nin enerji darboğaza girdiği dönemleri de yaşadık. Tabii Türkiye aslında elindeki o müthiş potansiyeli ne yazık ki enerji konusu içinde çok çok uzun yıllar ihmal etmiş bir ülke. Evet. Bizim petrolümüz yok. Doğalgazımız da yok. Yani bir kere önce bunu kabul etmek gerekiyor. Tamam yani araştırmalar yapılsın. Vesaire işte bazen haberler çıkıyor en son bir yer bir daha çıktı işte Batman'da yüksek graviteli petrol bulundu falan bir şey değil yani 80 milyon 160 milyar dolar ihracat yapan 800 milyar dolar gayri safi milli hasıra üreten bir ülkenin enerji ihtiyacı falan öyle bir ilçede iki ilçede bulunacak olan 10 20 50 tabii. 100 kuyuyla falan herhangi tabii. Bir şey ifade evet. Etmiyor o yüzden müthiş bir enerji açığımız var ama aslında çok büyük bir potansiyelimiz var kullanmamız. Ne bunlar? Biz aslında Cenab-ı Hak bize daha güzelini vermiş. Yenilenebilir enerjiyi vermiş. Yani petrol biliyorsunuz neticede alıyorsunuz. Çevreye zararı var, emisyonu var, sera gazı etkisi var. Birçok olumsuz etkisi de var şimdi. Doğru. Ama onun yerine şimdi tüm dünya hep yenilenebilir enerji diyor. Bizim bütün yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsinin en iyisi bizde. Yani su var. Tabii. İstediğiniz kadar hidroelektrik santrali yapabilirsiniz. Evet. Güneş enerjisi dünyadaki en verimli alanlardan bir tanesi Türkiye. Rüzgarımız var elimizde. Biz bunları yapabilirdik ama peki niye yapmıyoruz? Yapmadık. Niye yapmıyoruz? Yeni yeni yapıyoruz. Ha, yani yeni yapacağız. Daha yapıyoruz. Yani yeni yeni yapıyoruz. Evet. Şimdi ne yazık ki biz ısrarla işte petrol çıkaracağız, doğalgaz evet. Çıkaracağız, petrol çıkaracağız, doğalgaz çıkaracağız. Ya işte yok Allah vermemişse vermemiş. Ne yapalım yani? Tabii. Bazıları da iyi ki vermemiş diyor. Hani petrol olan ülkelerin de şimdiki yaşadıklarını görünce Cenab-ı Hak evet. İyi ki vermemiş diyoruz. Şimdi ama biz bunu kullanmadık. Yeni yeni kullanıyoruz. Yani son 10 yıldır işte müthiş güneş enerjisine yatırım yapıyoruz. Ondan sonra rüzgar enerjisine yatırım yapmaya başladık. Şu anda bu konuda iyi gidiyor. Ama bir şeyimiz eksik. Biz şu anda bunların komponentlerini üretmiyoruz. Yani güneş enerjisinin den elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan komponentler henüz Türkiye çok önemli bir imalatçısı değil. Bunu da yapmamız gerekiyor. Yani rüzgar enerjisiyle ilgili o evet. Rüzgar gülü dediğimiz veyahut da bizim türbin dediğimiz teknik anlamda henüz bunları imal etmiyoruz. Yapabiliriz ama değil mi? Ya yapmalıyız. Yapmalıyız. Yani tabii. Bunun şeyi yok. Hani bazı evet. Şeyler mecbursunuzdur. Tabii. İşte coğrafya sizi mecbur kılıyor. Bu da bizi mecbur kılıyor. Yani biz şu anda petrol 120 dolardı 2008 yılında.
Ahmet Bey, senaryo neydi biliyor musunuz? Eğer mortgage krizi yaşanmasaydı, şu anda hani hep olumsuz diye baktığımız o mortgage krizi yaşanmasaydı, şu anda petrolün varil fiyatı 200 doların üzerindeydi. 200 doların üzerine çıkan petrol varilin bize enerji maliyette 100 milyar doları geçecekti. Evet. Yani petrol 40 dolara düştü, bizim de ithalatımız düştü. Evet. Ama yükselmeye başladı. 2008 kriziyle beraber, mortgage kriziyle beraber petrol 37 dolara düştü. Şimdi 63 dolar. Yükseliş trendinde yani ve yükselecek, öyle anlaşılıyor. O zaman bizim bu konuda çok daha hızlı hareket etmemiz lazım. Yani güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden, hidrolik enerjiden çok daha fazla yararlanmış. Yani beraberinde çok doğru bir iş daha yaptık. Nükleer santral kuruyoruz. Kesinlikle nükleer santral de kurmalıyız. Ve bunlarla beraber biz güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden elektrik elde edecek komponentleri de üretebilirsek aslında bu enerjide dışa bağımlılığımızı bir hayli azaltmış olacağız. Bitiremiyoruz. Yani çünkü biz elektrik... Ama bir de üzerine siz düşünebiliyor musunuz? Elektriğinizin tümünü kendi imkanlarıyla ürettiğiniz, yani rüzgar enerjisini, güneş enerjisini, hidroelektrik enerjiden ve nükleer enerjiden üretiyorsunuz. Yerli elektrikli aracınızla ürettiğinizde sizin petrole olan ihtiyacınız daha da azalacaktır. Yani doğalgazı belki halledemeyeceğiz çünkü malum ısınmada çok yüksek anlamda Türkiye'de şu anda doğalgaz kullanılıyor. Ama ana ihtiyacımızı çözebilecek potansiyele sahibiz. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda en önemli unsurlardan bir tanesi sadece güneş enerjisinden ve rüzgardan elektrik enerjisi artık elde etmek değil. Türkiye'nin çabası, bunların komponentlerini de biz yapabilmeliyiz. Eyvallah. Selçuk Bey, ülke ekonomisinde Konya'nın belirli bir yeri var. Bunu sohbetin başında da söylediniz. Ve ihracatımız gittikçe artıyor. Buna paralel olarak Konya'nın ihracatı da artıyor mu? Doğru. Şimdi hangi kalemler var mesela bizim, ilk etapta? Bizim Konya'nın ihracatı ile ilgili şunu söyleyeceğim. Konya 2001 yılındaki 2001 krizine kadar ihracatçı bir şehir değil. Yani ihracat yapma ihtiyacı da hissetmemiş. Yani üretmiş, yurt içine satmış. Yani, Konya'da üretip Kayseri'ye, Denizli'ye... Biraz da Konyalı korkak mıydı ne? Ya, biraz cesaret ihtiyaç yok yani. Evet. İhtiyaç olmadan olmuyor. Yani diyelim ki ürettiniz. Zaten müşteri kapıdaysa niye gidip de Afrika'nın, Avrupa'nın orasında burasında gezeceksiniz? Ama 2001 kriziyle beraber üretim aynı devam ediyor. Piyasadaki etkilenince Konyalı ihracatı öğrenmeye başladı. İlginç bir şey. 2001 yılında 100 milyon dolar ihracat yaparken 2017, yani bu yılın sonunda biz 1.55 milyar dolar ihracat yapmış olacağız. Yani 16 senede 15 misli artırmış olacağız ihracatımızı. Şey, bu dünya çapında bir başarı hikayesi aslında. Yani 100 milyondan 16 sene sonra 1.55 milyar dolara geleceğiz. Evet. 2017 sonu için söyledim. Peki aynı zamanda Türkiye nereden nereye gelmiş? Evet. Türkiye ihracatının 2001 ile 2017 yılı arası sonunda, yani bu yılın sonunda 155 milyar dolara gelecek tahmin ediyorum Türkiye. Sadece 5 misli artırmış. Yani 5 misli Türkiye artırıyor, 15 misli Konya artırıyor. Standartların üzerinde. Çok iyi bir rakam. Ne güzel. Yine bakıyoruz 2001 yılında Türkiye'de işsizlik %11-12 seviyelerinde, 10-11 seviyesinde. Konya'da da 10-11 seviyesinde. 16 yıl sonra bakıyoruz Türkiye'de işsizlik %10-11 seviyesinde. Ama Konya'da işsizlik 6. Ben de tam aslında onu oraya soracaktım. Tamam. İstihdama yani, katkısı ne katkısı diye yani, ama evet, yarı yarıya azaltmışız. Verdiniz. Milli gelire katkısına bakıyorsunuz çok iyi. O gün Türkiye'deki ihracat yapan şehirler içerisinde yaklaşık 20 küsürlerdeyiz. Yani 30. sıralardayız. Bugün 13-14, yani şu anda 11 aylık ihracatı değerlendirirseniz Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 13. şehriyiz ki üstümüzdeki şehirle makasımızı da iyice daraltmış durumdayız. Evet. Şimdi bütün bunlara baktığımızda her geçen gün, her geçen yıl Konya ekonomisinin, Türkiye ekonomisindeki hem önemi artıyor, hem ağırlığı artıyor ve beraberinde aslında doğru yolda da ilerlediğini görüyoruz Konya'da. Eyvallah. Şimdi azizim, bir üniversitenin mütevelliyet başkanısınız. Doğru. Yani ve Konya'nın da hakikaten yüz akı. Karatay Üniversitesi ile gurur duyuyoruz. Bu dört tane üniversite var. Selçuk Üniversitesi, Erbakan Üniversitesi, Gıda Tarım Üniversitesi, Karatay Üniversitesi. Şimdi dördüncü üniversite de yolda. Bir teknik üniversite İnşallah, bekliyoruz. Şimdi bir beklenti var da bir şeyler yapmak için teknik alanda, sanayi alanda, bütün kalemlerde. Niye hep teknik üniversiteyi bekliyoruz? Aslında yani çok doğru bir yerden tutuyorsunuz hadiseyi. Yani bir şeyler yapmak için teknik üniversite şart mı? Mesela, yani dört tane var. Oralarda mühendis fakülteleri, herhalde bizim dört üniversitede 5 ve 6 tane mühendis fakültesi var. Yani 4 tane mühendis fakültesi var. 1-2 tane de teknoloji fakültesi olduğunu, yani onları da mühendis fakültesine yakın değerlendirebiliriz. Ama teknik üniversitelerin ayrı bir şeyi var. Tamamen
objektiflerini anlatabiliyor muyum? Tüm ağırlığını teknik konulara vermelerinden kaynaklı. Yani üniversite sanayi işbirliğinde bir sıkıntı mı var? Ya üniversite sanayi işbirliği zaten biz çözemedik. Yani biz çözemedik derken Konya anlamında söylerken Türkiye çözdü de Konya çözemedi demiyorum yani. Türkiye çözemedi ki zaten. Biz de çözemedik, Türkiye de çözemedi. Hani teknik üniversiteyi kurduk bugün yarın çözeceğiz anlamına da gelmiyor. Evet. Ama yani bizim bütün üniversitemiz, Karatay Üniversitesi Mütevelliti Başkanı, Mühendislik Fakültesi var. Yanında 5-6 tane daha diğer fakülteler de var. Yani siz imkanlarınızı, fırsatlarınızı veya konsantrasyonunuzu, zamanınızı hepsini ayırmak zorundasınız. Bizim mevcut diğer üniversitelerimiz de öyle. Yani Selçuk Üniversitesi de öyle, Necmettin Erbakan da öyle. Selçuk Üniversitesi sektörel hizmetlerde bir çalışması var. Çok gidiyor, gidiyor. Yani evet. Gayet güzel çalışmalar yapıyor. Farklı şeyler koyuyor ama sonuçta Selçuk Üniversitesi'nde kaç fakülte var herhalde? 15-20 var. 23 tane fakülte var. Yani 23 fakülteden bir tanesi teknoloji fakültesi, bir tanesi de mühendislik fakültesi. Ama düşünürsenize bir üniversite sadece mühendislik fakültesinden oluşturursanız elbette ki oranın yaklaşımı, onun konsantrasyonu, şartları çok daha farklı olacaktır. Yani bu doğru bir yöntem. Bir teknik üniversiteye sahip olmalı artık bu şehir. Yani artık sahip olmalıyız. Ha, bunun metodolojisini tartışabiliriz. Hani bölünmeli, parçalanmalı mı, yeniden kurulmalı. Bu evet. Teknik anlamda biraz daha aslında üniversite camiasının kendi içinde bu tartışmayı yapabilmesi gerekiyor. Ama bir teknik üniversitenin Konya şart olduğunu düşünüyorum. Şart, tabii. Bu de savunma sanayi meselemiz var. Burada ne gibi katkımız olabilir? Bununla ilgili mutlaka projeleriniz vardır. Nasıl bir hazırlık içindesiniz? Şimdi savunma sanayi, Türkiye hani bazı içeriden hayır çıkıyor ya. Evet. 1970'li yıllarda Kıbrıs Savaşı'ndan sonra bize uygulanan aslında ambargodan sonra başımıza dank ediyor. Diyoruz ki ya biz savunma sanayi de kendimiz üretmeliyiz ve işte ilk defa Aselsan'dır vesairedir konu başlıyor. Daha sonra rahmetli Özal'la beraber bir çıkışı var savunma sanayinin. İkinci çıkışını yakalıyor. Buradaki uygulamada şu offset şartı getiriliyor savunma sanayi. Yani offset derken eğer siz savunma sanayine bir ürün yurt dışından satın alacak dahi olsanız o yurt dışından satın aldığınız ürünü size satacak olan firmanın belli oranda Türkiye'den yerli mal satın alması gerekiyor. Ve ikinci sıçramayı yaptı Türkiye. Tabii 2000'li yılların başında biz savunma sanayine yeterince ağırlık veremedik. Vermemiz gerekirken veremedik. Ama 2000'li yılların sonuna doğru yani 2008, 2009, 2010 ondan sonra özellikle Türkiye tekrar savunma sanayine farklı siyasi konjonktürlerin getirdiği bir sonuç da oldu tabii ki bu. Türkiye tekrar savunma sanayine ağırlık vermeye başladı ve şu anda çok iyi gidiyoruz. %50'yi aştık. Yani çok Türkiye iyi. Toplam savunma sanayi ihtiyaçlarını satın almasında tümünde yerlilik oranı %50'nin üzerine çıktı. 55-60'lara doğru geliyoruz. Çok önemli sadece bir S-400 Patriot tartışmasından ölçmemiz gerekiyor. Yani biz bir Patriot, daha doğrusu bu Patriot ve S-400'ün yani orta menzilli füze krizi yaşandı. Biliyorsunuz ihale yaptık. Çin'le görüştük, Amerika'yla görüştük. Rusya'yla şu anda devam eden bir süreç yaşıyoruz. Bunun getirdiği aslında savunma sanayi gerçekten Türkiye'nin hem ihtiyacı hem de güzel gidiyor. Konya olarak da yani çok büyük bir savunma sanayi şeyimiz yok. Zaten biliyorsun o Ankara ve Eskişehir'de kümelendi. Yani doğru da yaptı. Evet. Belli bir yerde kümelenmesi gerekiyordu. Şu anda ana merkezi savunma sanayinin ana merkezi şey oldu. Ankara oldu. Aselsan orada, Tayyi orada, Havelsan orada. Bütün bunların hepsi o Ankara civarında. İşte Kırıkkale zaten Ankara'ya çok çok yakın bir yer. Biraz da Eskişehir'de havacılığa yönelik olarak savunma sanayinde. Konya ise bunlara parça üretiminde şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani her geçen gün Konya'dan Türkiye'deki savunma sanayine çalışan firma sayısı hızla artıyor ve artarak da devam edecektir diye düşünüyorum bu da. Çünkü biz metal işlemeyi öğrendik. Ne güzel. Şimdi peki Konya'da yabancı sermaye ne durumda? Bundan memnun musunuz? Gelmesini istediğiniz alanlar var mı? Bunun için Konya Ticaret Odası olarak veya ya da bir iş adamı olarak ne gibi çabalarınız var? Şimdi yabancı sermaye Konya'ya bir şehir öncelikle kendisi gelişecek. Kendisi gelişirken merkezi hükümet mutlaka o şehrin bazı temel problemlerini çözecek. Ulaşım gibi bazı temel problemlerinizi merkezi hükümetin çözmesi gerekiyor. Yerel yöneticiler şehrin gelişmesine yönelik olarak
yani yabancı sermaye gelmesi için söylüyorum. Tabii. Gelişim alanlarını oluşturacaklar. İşte ekonomik örgütler, odalar, ticaret odası, sanayi odası, borsa vesaire de bu konuda bunları kamuoyuna iyi anlatıp yabancı sermayeyi Konya'ya davet edecekler. Konya şeye kadar, bundan 5-6 sene önceye kadar aslında çok ciddi bir yabancı sermaye yatırımı yoktu. Yani ne vardı? Market vardı. Biz onu yabancı sermaye yatırımı, yani evet o da yabancı sermaye diye geçiyor ama sanayiye gelmediği sürece de çok da biz önemsediğimiz bir konu değil. İlk defa belki adını söylemek ne kadar doğru, Unilever firması, Algida dondurma fabrikasıyla en büyük sanayi yabancı sermaye yatırımını yaptı ki bu konuda da yani gerçekten bir iki arkadaşımıza özellikle hem Ahmet Şekiroğlu Bey hem de Tahir Büyükel Vacıgil Bey'e de özel teşekkür etmek gerekiyor. Onların gerçekten çok ciddi bir gayretleri oldu bu tesisin Konya'ya kazandırılmasıyla ilgili. Ve Konya yaklaşık 100 milyon euroluk bir yatırımdı tek seferde, o yatırım olarak söylüyorum. İlk defa bir yabancı sermayeli sanayi tesisini kazandırmış oldu. Ama ondan sonraki gelişmeler çok daha hızlı gelişmeye başladı. Çok memnun kalındı çünkü birçok imkan sunuyor Konya aslında yabancı yatırımcıya. Ve şimdi aynı firma çok 400 milyon euro ile kendisinin dünya ölçeğindeki 2016 yılındaki en büyük yatırımını gerçekleştirdi. Beraberinde bu bir ekosistemdir. Yani sanayi tesisi bir tane gelip buraya kurduğunuzda olmuyor. Ona mal temin edecek olan firmalar da yatırım yapmaya başlıyorlar. Beraberinde birkaç tane de yabancı, birkaç tane yerli firma da Konya'da yatırım yaptı. İyi gidiyor bu konuda. Biz de bu konuda tüm uluslararası alanda Konya'nın yatırım yapılabilirliği anlamında birçok tabii ki sunumlar yapıyoruz, anlatıyoruz, davet ediyoruz. Ben bundan sonra da bu ilginin devam edeceğini düşünüyorum. Yani yabancı sermayeli firmaların Konya'daki sanayi yatırımları artarak devam edecek. Şu andaki eğri onu gösteriyor. Burada bir de belki göç zorunluluğuyla Konya'da oluşan bir yabancı sermaye var ama bu çok önemli, çok büyük bir miktar değil. Yani Suriye'den göçen insanların oluşturduğu bir ufak tefek yatırımlar var. Veyahut da Lübnan'dan, Arabistan'dan gelenler de var. Yani bu arada sadece onu kastetmiyorum. Yani değişik ülkelerden yabancı sermaye girişleri var Konya'ya. Şimdi Suriye dediniz de azizim. Suriyelilerin ekonomimize katkısı ne durumda? Mesela bir istihdam konusunda olumlu ya da olumsuz ne gibi katkıları var? Konya bu Suriye'den gelen bir sermaye de var. Bundan biraz pay alabildi mi? Konya biz sermayeden çok pay alamadık. Çünkü bu işin ekonomik anlamda güçlü olanları daha çok işte İstanbul vesaire gibi illeri. Ya da sınıra yakın Gaziantep, Gaziantep falan değil mi? Gaziantep, Mersin vesaire kendilerine de yakın olması sebebiyle biz yeterince bir sermaye alamadık. Şimdi bu konu çok hassas bir konu. Yani olmalı mı olmamalı mı tartışmalarıyla başlayabilirsiniz sosyal anlamda, kültürel anlamda. İşte şehirde belli bölgelerde çöküntü alanlar oluşturuluyor. İşte yerel yönetimlerin bunu yönetmesi gerekiyor. Evet. 80-100 binlik bir rakam var. Sağlıkta bunu yönetmeniz gerekiyor. Birçok alanda bunu yönetmeniz. Onların dışında bir şey söyleyeceğim. Yani onları da konuşabiliriz ama tabii. Daha çok onların kendi muhatapları var. Yani yerel yönetimlerle ilgili kısmı, yerel yöneticilerin, sağlıkla ilgili. Ekonomik anlamda bir iş gücü oluşturdu mu? Evet, bir iş gücü oluşturdu. Bunun olumlu ve olumsuz, yani iş gücü oluştururken ne yazık ki kayıt altında da oluşmadı bu iş gücü. Şimdi bizim merkezi hükümetten en yoğun talebimiz bu. Bir iş gücü var, fiiliyatla çalıştırıyoruz. Yani yalan söyleyecek değilim. Ama kayıt dışı çalıştırıyoruz. Evet. Bir şekilde bunun mutlaka kayıt altına alınması gerekiyor. İki taraf için de. Biz 4-5 senedir bu konuda çok yoğun çalışmalar yaptık oda olarak. Bir sürü rapor hazırladık. Madem kabul ettik, madem kalacaklar. Tabii. Yani bunun şeyi yok şu andaki karar verilmesi yani değil. Yani yarın gidecek durumlar yok. Yok. Bir süre yani kalacaklar. Evet. Bunun. Tabii. O zaman biz ve bunları iki tane yolunuz var. Kardeş sen şurada otur, dur. Tamam. Ben seni 3 öğün karnını doyurun diyebilirsin. Evet. O zaman Konya'da olmalarına gerek yok. O zaman bunlara özel alanlar oluşturalım. Mülteci kampları. Mülteci kamplarının hepsini. Yok, tabii ki tüm 3 milyon Suriyeli'den bahsediyoruz. 3 milyon kişilik mülteci kampı yapıp bu 3 milyon kişi 3 öğün işte karnını doyuracaksın, sağlık hizmetini vereceksin. Evet. Şehirlere dağıldıysa o zaman bunların çalışmak
isteyeceklerdir. O zaman bunların çalışma müsaadesini oluşturmanız gerekiyor. Biz çok basit bir öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki Suriye'den göçen bu insanların emniyette, şimdi göç idaresinde, eskiden emniyetteydi biliyorsun. Göç idaresinde kayıtları zaten var. Bunlar göç idaresine gitsinler ve bir çalışabilir karnesi alsınlar göç idaresinden. Güzel. Ama yıllık vizeli. Yani her yıl vizelenmesi şartıyla. Bunlar minimum asgari ücret alsınlar. Kıdem ve ihbar tazminatları oluşmasın. Yani emeklilik hakkı oluşturmuş. Çünkü devlet göndereceğim diyor sonuçta orada. Oluşmasın. Sigortalarını ödesin işverenler. Hı hı. Şimdi üç kesimde kâr edecek bu formülde. Bir, devlet zaten sağlık giderlerini karşılıyor mu abi şu anda? Evet. Karşılıyor. O zaman ben sigortasını ödediğim için devlete katkım olsun. Hı. Şu anda ödeyemiyorum çünkü çalışma izni yok Suriyeli vatandaşların çoğunun. Kıdem ve ihbar tazminatı olmadığı için toplamda daha düşük maliyet, işveren de kazanıyor. Suriyeli de kazanacak, o nereden kazanacak? O da şu anda ne yazık ki daha düşük ücretle çalışmak zorunda, resmi çalışamadığı için. O da hukuki bir şey. İşverenler artığı beraberinde kayıt dışılıktan da kurtulmuş olacaklar. 5 senedir bunu savunuyoruz, 5 senedir bunu çıkaramadık ne yazık ki. Yılda bir kere de tarihi geldiğinde göç idaresine gitsin, uzatsın. Eğer herhangi bir suça karışmadıysa, herhangi bir sıkıntısı yoksa bir yıllık daha vizesini alsın, gelsin bir yıl daha çalışsın. Karıştıysa al kardeşim gönder. Bugün yurt dışında birçok ülke, işte adına şu kart, bu kart, hani ben bir ülke adı falan da vermek istemiyorum. Koyuyorlar, benzer sistemler var. Bizim de yapmamız gereken bu diye düşünüyorum ki onların biz istifade edebiliriz. Yani, ama ne yazık ki bu konuda çok yavaş ilerliyor sistem. Yine bir toplantı zinciri başladı. İşte yine biz önerilerimizi verdik. Yine görüşelim. Herhalde bu 5. veya 10. 10 olmuştur yani. Bir sıkışır bu konu, bir tartışılır. Her tartışmada biz oda olarak bir görüşlerimizi yazarız, göndeririz. Evet. Şu ana kadar ne yazık ki çok fazla bir ilerleme olmadı ama ümit ediyorum bundan sonra olacaktır. Ama şu anda hali hazırda da birçok tabii ki Suriyeli arkadaş çalışıyor. Tabii bu konuda maalesef çok hazırlıksız yakalanmışız. Çünkü Suriyelilerin birçok sermayesi Avrupa'ya kaymış biliyor musunuz? Bunu Avrupa'ya siz çok daha kaydı, iyi bilirsiniz. Biz onları yeterini değerlendiremedik. Evet, kalifiye elemanlardan. Bakın mesela ilk yapılacak iş gerçekten işlerinde çok iyi yetişmiş ama yani öğretmenlik yaparken veya başka çok önemli işler yaparken gelmiş. Bizim çayımızı getiren ya, arkadaş Fransızca öğretmeni biliyor musunuz? Ama bence diyor ki biz bunu Fransızca öğretmeni olarak kullanalım. Tabii, evet. Yani niye o insanı, yani içinde tabipler var, mühendisler var, öğretim üyeleri var, profesörler var. Ya. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünsenize Arapça, İngilizce, yani Fransızca 3 lisanı bilen profesör var. Ama siz bunun bir türlü profesör olarak istihdam etmiyorsunuz. İşte çaycı olarak istihdam ediyorsunuz. Ya işte bir beyin gelmiş. Nasıl olsa artık bizde. Yani onu biz değerlendirelim. Ülkemizin menfaatine. Kendi beyin göçümüzün hep Amerika'ya, Avrupa'ya gittiğinden şikayet ediyoruz. Ama gelenleri değerlendirmiyoruz. Biz problem şu tabii. Yani biz 2005 yılına kadar hep göç verdik. Evet, doğru. Bizim mantığımızda şey yok. Aklımızda yurt dışından birilerinin yaşamak için, çalışmak için bize geleceğine yönelik bir fikri, zihin yapımız yoktu ki. Yani hep biz yurt dışına göç verdik. Avrupa'ya göç verdik, Amerika'ya göç verdik. Oradan acaba getirebilir miyiz? Getirebilir miyiz? Şimdi bir türlü buna alışamıyoruz. Ama biz artık göç alıyoruz. Artık o zaman biz bunları ayırabiliriz. Yani bunların kalifiye olanlarını daha farklı değerlendirebiliriz. Hem onlar için, yani burada ben sadece ülkem adına veya söylemiyorum. Onlar için de. İnsanlık adına tabii, söylüyorsunuz. İnsanlık adına tabii yani ki. Yetişmiş bir iş gücünüz varsa, yani mühendisse, tabipse, ya bu, eğer oradan doktorlar gelmişse ya buna bir şey sağlayın. İşte 6 aylık, 1 senelik, 2 senelik bazı şeyler sağlayın. Tabip olarak doktor açığı var bu ülkenin. Evet. Bakın Fransızca diyorsunuz. En zor dinlerdim bulunan, en iyi sen biliyorsun tabii, abi. Tabii tabii. Ben unuttum Fransa'yı adeta. Yani şimdi hazır varsa niye biz bunu değerlendirelim? Niye ona çay getirtirelim yani? Evet. Yani o da onu yapsın. Yani diğeri de çay getirsin. Ben de başka bir yeri temizleyeyim. Yani tabii. Şey anlamında söylemiyorum. Tabii tabii yok, anlıyorum tabii ki. Şimdi bu Ar-Ge faaliyetleri aslında soru tam da sırasına geldi. Belki de yetersiz.
Konya'da Ar-Ge faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterli mi? Tabii bir üniversitenin mütevelliyet başkanısınız. Tabii. Şimdi bir kere şöyle söyleyeceğim. Biz iki konuda, yani Konya anlamında söylüyorum, özel sektör anlamında söylüyorum ve üniversiteyi de katarak. İki konuda çok daha fazla çalışmalıyız. Ar-Ge, markalaşma. Yani biz imalatı öğrendik mi? Ahmet Hocam, öğrendik. İhracatı öğrendik. Ama bunların devamlılığını getirebilmek için, sürdürülebilirlik kavramını oluşturmak için iki şey daha yapmamız gerekiyor. Ar-Ge'mizi ve markalaşma. Yani aslında patenti ve markalaşma. Patent de Ar-Ge'den çıkarabileceksin. Evet. Şimdi bu iki konuda zayıfız. Henüz yeterince bir noktaya gelmedik. Ama hem markalaşma konusunda hem Ar-Ge konusunda son 1-2 yıldır, ama ne yazık ki sadece son 1-2 yıl. Hani çok hızlı bir şey var, aktivite var. Mesela bundan bir sene önce Konya'daki sanayideki Ar-Ge merkezi sayısı 2 idi veya 3'tü. Şu anda 15 oldu. Yani bir senede 4-5 misli birden arttı. 20'yi geçeceğini tahmin ediyorum. Yani 2018'in sonunda Konya'da sanayi testlerinde 25'e yakın Ar-Ge merkezi olacak. Üniversitelerimiz, siz Selçuk'tasınız, çok iyi biliyorsunuz. Yani ben Karatay'dayım, orayı biliyorum. Zaten sürekli de görüştüğümüz için. İlk defa son birkaç yıldır sanayi, özel sektör, yani üniversite sanayi işbirliğine çok daha fazla eğilmeye başladılar. Yani üniversiteler de artık bu konuda kapılarını açıyor. Özel sektör de açmaya başladı. Ama Konya olarak henüz daha bu yolun başındayız diyebilirim. Evet. Şimdi, sadece Ar-Ge için değil, markalaşma için. Markalaşma yani konusu. Bir de yapmamız gereken, yani beraberinde yapmamız gereken markalaşma var. Göreviniz icabı, konumunuz icabı, mesleğiniz icabı, yurt dışına sık sık gidip geliyorsunuz. Bizi alsanız şu anda bu programı başka bir zamanda yapacaktık. Amerika'ya gidecektiniz. Bir Konyalı olarak, bir iş adamı olarak dışarıda görüp de yahu şu Konya'da üretilmeliydi dediğiniz neler var? Ben o konuda yani şey oldu ya. Kimse yok, biz bizeyiz. Baş başa yürüdü. Çünkü ben yani örnek verirken bile ülke ismi kullanmamaya sen de fark etmişsindir hocam. Evet. Yok verelim yani, ne olacaksa. Ya ben rahatsız oluyorum. Ben şöyle gururuma belki dokun yani millet olarak anlamında bunu söylüyorum. Biz daha fazla özellikle şu anda Türkiye, Türk sanayisinin geldiği bir yer var. Ama henüz hala biz makine de yapsak, otomotiv yedek parça da yapsak, biz kilogramını $3 satıyoruz, $4 satıyoruz. Yani ama işte bir tezgah satın alıyoruz. İşte 1 milyon euro, 1 milyon dolar, 2 milyon euro, 2 milyon dolar. Bizim makine yapan makine sanayine çok daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Eğer gerçekten bunun içinde yine aynı o Ar-Ge'yi vesaireyi patent oluşturmak. Birincisi bu. İki, bu millet çok zeki ve kıvrak da bir zekası var. Aslında biz bilişim sektöründe çok çok daha farklı bir yerde olmalıydık. Yani bu hızı çok tepkiseldir mesela bizim milletimizin. Kendi özellikleri var. Yani bilişim sektöründe çok daha iyi bir yerde olabilirdik. İşte bugün hani çok klasik örnekler ama bir cep telefonu alıyorsunuz, 5000 lira veriyorsunuz. Maalesef. Yani şimdi bu olmuyor işte. Bu o zaman şeyime gidiyor. Yani zorumuza gidiyor. Giden yerler dediğim şeyler bu. Yapmamız anlıyorum. Gereken de buydu bizim. Anlıyorum, evet. Yani bu sektöre de çok ağırlık vermeliydik. Ha şimdi devlet stratejik sektörleri belirledi. Biraz geç, hep geç gidiyoruz. Yani şimdi çok net ortaya koydu. İşte enerji sektörü, toplu taşıma, yani yüksek hızlı tren vesairenin setlerini koydu. Sağlık araçlarını koydu, medikal. Çok müthiş para veriyoruz. Müthiş. Yani o tomografi cihazları, şu cihazları, bu cihazları. Doğru. Düşünün yani biz sağlık turizmi yapan bir ülkeyiz. Aktif. Yani yurt dışından insanlar işte bir sürü Avrupa ülkesinden tedavi olmak tabii. için bize geliyor. Evet. Ya uçaklar dolusu insan getiriyoruz. Oradan elde ediyoruz karımız 1 milyon dolar. Abi bir tane cihaz alıyoruz yine 1 milyon dolar. Ya yani ne kadar? Hı, işte maalesef. Şu kadar ya. Tabii. Yani bunları yapmalıydık biz. Hı hı. Bunları yapmalıyız bundan sonrası içinde. Evet. Yani eğer biz gerçekten bu ülkeyi müreffeh ülkeler seviyesine yükseltmek istiyorsak, 25 bin 30 bin dolar hı hı. seviyesine yükseltmek istiyorsak, zaten 30 bin dolar milli geliriniz oldu mu sağlık turizminden pay alamazsınız. Çünkü o zaman
Bir hemşire kardeşimiz 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira maaş alacak. Yani anasının ak sütü gibi helalinden alacak bunu. Evet. Almalı da. O zaman siz Almanya'dan, işte adını vermeyeyim, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden birisini getirip ona ucuz katarakt ameliyatı yaparak ülkenizin milli gelirini 25 bin dolara getiremezsiniz. İlginç bir şey dediniz. Evet. Yani evet. Oradan niye geliyorlar? Biz ucuz olduğumuz için geliyorlar. Hmm. Niye ucuzuz? Çünkü iş gücü ucuz. Çünkü evet. Asgari ücret 1400 lira. Yani 1400 lira dediğiniz kaç dolar? Evet. 400 dolar. Hmm. 400 dolar ücret ödediğimiz için biz oradan sağlık turizmine insan getirebiliyoruz. Veya Rusya'dan turist geliyor. Evet. Tamam, şu anda mecburuz, bunu yapacağız. Ama biz 25 bin dolar milli gelire ulaşmak istiyorsak, inanın Rusya'dan turist getirerek, Avrupa'dan hasta getirerek 25 bin dolar olmaz milli gelir. Eyvallah. Şimdi azizim, konulara çok hakim olduğunuz için bundan cesaret alarak başka bir şey soracağım. Hayır, hakikaten bunu bir akademisyen olarak söylüyorum. Tebrik ederim, çok hakimsiniz konulara. Bu Merkez Bankası Başkanımızla Cumhurbaşkanımız bir türlü anlaşamıyor faiz konusunda. Ne dersiniz, niye anlaşamıyorlar? Bugün Ankara'daki toplantıda Merkez Bankası Başkanımız da vardı. Çok çalışkan, öyle. Çok da gayretli bir arkadaş. Şimdi tabii Türkiye yeterince sermayesi olmayan bir ülke. Hı hı. Osmanlı'nın da en büyük problemi oydu, biliyorsun. Türkiye'nin de en büyük problemi oydu. Yeterince sermayemiz yok. Yeterince sermaye olmadığı için sürekli yabancı sermayeye ihtiyaç duyan bir ülke konumundasınız. Ve onlar da işte gelirken getiri anlamında daha yüksek getiriyle gelmek istiyorlar. Tartışma şu. Enflasyon mu faize sebeptir, faiz mi enflasyona sebeptir? Yani bu tartışmanın... Tavuk yumurtadan mı çıktı, yumurtadan evet, böyle bir tartışma var. Evet. Burada Cumhurbaşkanımızda net bir tavır var. Cumhurbaşkanımız diyor ki enflasyon sonuç faiz sebeptir. Merkez Bankası da diyor ki faiz sonuç, enflasyon sebeptir. Size göre? Ben faizlerin düşürülmesi taraftarıyım. Hı-hı. Yani net bir şekilde bu konuda bir yöntem basa basa aşağı doğru çekilmeli. Hı-hı. Burada bir kavram daha söyleyeceğim. Kur. Hı-hı. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki ekonomik sıkıntı algısı kurdan gider. Yani kur yükseldiği zaman ekonomik sıkıntı var kabul edilir. Doğru. Kurlar yükseldiğinde bir ekonomik sıkıntı oluşturur. Ancak yüksek faiz mi, yüksek kur mu diye bu sefer bir denkleme geldiğinizde yüksek kurun size zararı kısa vadelidir. Yani kurlar yükseldiğinde işte siz ithal bir kalem alıp satıyorsanız bu kalem 1 lirayken 2 lira olur. Evet. Doğru, siz de 2 tane kalem alamazsınız. 1 tane kalem almak zorunda kalırsınız. Bu kısa vadede bir zorluktur. Ancak faizler yüksekse, ki bugün Türkiye'de aşırı yüksek bir faiz var. Faizler yüksekse bu direkt yatırımı etkiler. Hmm. Yatırım yapılamadığında bu işsizlik probleminiz olur, ihracat probleminiz olur. Yani ülkenizin asıl ekonomik sıkıntısını da o oluşturur. Ama Türkiye'de ne yazık ki bir türlü bu aşağı indiremez. Burada bir sebep daha var. Şimdi doğru, evet faizler yüksek ama bizim hazinemiz şu anda iç borçlanmayı %14 ile yapıyor. Yani Merkez Bankası'na da hak verdiğim bir yer var. Yani o da diyor ki ya hazine eğer %14 ile borçlanırken Merkez Bankası'nın düşük faiz açıklamasının bir şeyi yok ki. Sonucu yok. Çünkü bankalar hazine %14 ile para satıyor şu anda. Özel sektör öyle olunca da özel sektörü 18, 20, 22 ile satıyor. Özel sektör bu şartlarda yatırım yapamaz. Faizlerin genel anlamda Merkez Bankası'ndan bağımsız olarak bir şey söylüyor. Merkez Bankası'nın da mutlaka aktif bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Ama daha büyük fotoğraf var. Merkez Bankası yeterli olmaz. Şu andaki faizlerin indirilmesinde Merkez Bankası'nın alacağı kararlar tek başına asla yeterli değil. Asla. Tüm ekonominin yani ekonomik örgütlerin, hükümetin içerisinde ekonomiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu konuda bir yöntem belirlemesi gerekiyor. Ya Türkiye şu anda bütçe açığı veriyor. Bütçe açığı verince açığı nereden kapatacaksınız? Borçlanmayla, değil mi? Yani kişisel bütçeniz de öyledir. Yani siz bu ay 10 lira geliriniz var. 15 lira harcadıysan abi 5 liraya borç alacaksın. Tabii. Kusura bakma. Şu anda biz bütçe açığı veriyoruz. Bütçeniz açık verirse bunu iç borçlanma yapacaksınız. İç borçlanma için de ihaleye çıktığınızda eğer size gelen teklif %14 ise Merkez Bankası ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz bu noktada. Evet. O yüzden mesele
yüksek faiz konusunda sadece Merkez Bankası'nın alacağı kararlar yeterlidir. Evet, Merkez Bankası da çok daha interaktif olmalı, çok daha bu konuda gayret etmeli ama beraberinde tüm ekonomi yapının faizleri aşağı çekecek şekilde, yani bütçe açığını mesela kısıtlamalıyız. Bütçe açığı verdiğimiz sürece biz bunu yapamayız. Bütçe açığını kısıtlayacağız. Yabancı sermayenin Türkiye'de yatırıma gelebilmesi için yatırım imkanlarını artıracağız. Ona göre bir teşvik modeli koyacağız. Yani bu tek başına Merkez Bankası'nın, ben yarın faizleri, yani çıksa Merkez Bankası yarın sabah dese ki faizleri %5'e indirdim. Faizler inecek mi? Evet. İnmeyecek. Peki arkadaşlarım işaret ediyor ama ben onların hoşgörüsüne sığınarak bir soru daha soracağım. Tamam. Şimdi 15 yıllık bir iktidar var. Tek partili bir iktidar var. Ve başarının sırrı bunda diyorlar. Şimdi doğruya doğru bir şey soracağım size. Biraz da siyasete girdiniz çıktınız. Acaba bu 15 yıllık iktidarın başarısı mı yoksa AK Parti iktidarının başarısı mı? Mesela sizce CHP veya bir başka parti olsa da bunu yapabilir miydi? Ne dersiniz? Şimdi teknik anlamda baktığımızda Türkiye'nin en hızlı büyüme, yani 50'den sonra çok partili demokrasi, yani 50'den öncesiyle ilgili olarak çok partili bir demokrasi olmadığı için o konuyu da bir yorum yapmayacağım. 50'den sonra çok partili demokrasiye geçtikten sonra Türkiye'nin ekonomik anlamda büyük gelişmeleri yakaladığı tüm süreçleri tek partili hükümetler döneminde olmuş. Evet. Ve sağ iktidarlarda olmuş. Hı-hı. Yani Adnan Menderes, Demokrat Parti, Süleyman Özal. Demirel, Adalet Partisi. Evet. Fena bir gelişmesi yok yani ilk dönem için söylüyorum. Evet. Turgut Özal, Anavatan Partisi ve en son olarak da AK Parti, Tayyip Bey ile beraber Türk. Demek ki bunun etkisi var. Ha, beraberinde zaten siz bir başarı göstermezseniz halk sizi bir daha seçmez. Evet. Yani 15-16 yıl üst üste iktidar olabilmeniz için, yani seçimlerden almanız lazım. Yani seçime gidiyorsunuz, seçimde verirse size tek başınıza hükümet olabiliyorsunuz. Demokratik ülkelerde bu çok zor. Ancak komünist ülkelerde oluyor. Yani, o zaten da tek partili. Onlar da evet, komünist parti. Zaten hep geldi için yani problem yok. Yani bu dünya rekoru. Burada yani her ikisinin çok etkin olduğunu düşünüyorum. Evet, tek partili hükümetler Türkiye ekonomik anlamda ileriye taşımışlardır. Ancak tek partili hükümetlerin devamlılığı, yani üst üste 16 sene iktidar kalabilmesi de o partinin başarısıdır. AK Parti'nin Tayyip Bey'in başarısıdır. Eyvallah. Azim çok teşekkür ederim. Çok yani teşekkür hiç ediyorum. Sevmediğim bir konuda çok güzel bir sohbet oldu. Ama bir de söz istiyorum. Baharda bir programda i̇nşallah, yapalım inşallah, lütfen. Çok zevkliydi. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben çok ayağınıza teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, Konya Ticaret Odası Başkanı, aynı zamanda Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Selçuk Öztürk'le güzel bir program yaptığımıza inanıyorum. Haftaya başka bir konuda, başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi geceler.